Kanalımıza hoş geldiniz. 49 yaşında erken emekli olacaksınız. 45 meslekte çalışanlara yüksek maaşla erken emeklilik imkanı verildi. Erken emekli olabilmek için ise yaş, prim, gün sayısı ve sigortalı çalışma gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emeklilik için ise kamuda ve özel sektörde toplam 45 iş kolunda çalışan insanlar emeklilik tarihini erkene çekebiliyorlar. Türkiye'de SSK, emekli sandığı ve Bağkur sistemleri üzerinde aylık ödemeler yapılıyor. Uzun seneler üretim ekonomisine katkı sunan yurttaşlar 3 kurumdan biri üzerinden emekli olmak için büyük çaba sarf ediyor. Binlerce vatandaş prim şartını yerine getirip yaş engeline takılırken binlerce vatandaş ise yaş şartını yerine getirmesine rağmen prim eksiği sebebiyle emekli aylığı alamıyor. Bazı yurttaşlar askerlik borçlanması, bazı yurttaşlar doğum borçlanması yaparak emeklilik süresini erkene çekiyor. Erken emekli olabilmenin bir diğer yolu da yıpranma payı. Peki yıpranma payı kimleri kapsıyor? SGK yıpranma hakkı nedir? Bundan bahsedelim. 5510 sayılı kanun çerçevesinde meslek grupları risk gruplarına göre kategorize edildi ve yapılan yeni kategorize sistemiyle meslek gruplarının taşıdığı risklere göre gruplandırıldı. Yeni gruplandırma kapsamında eskiden çok riskli sınıfta olan 18 meslek grubuna yenileri eklenirken 27 meslek grubunun eklenmesiyle beraber çok riskli sınıftaki meslek dalları 45'e çıktı. Bu meslek gruplarının çok riskli olma sebebiyle yıpranma hakkı adı altında özel bir hak tanınmıştır. Yıpranma hakkı çok riskli meslek gruplarında çalışan kişilerin taşıdığı risklere bağlı yaşadıkları yıpranmaya karşı ek prim gün sayısı kazanmasıdır. Yani çok riskli meslek grubunda çalışan bir sigortalının 1 sene 12 aylık olan sigorta prim ödeme gün sayısına 60 ile 90 gün aralığında ilave yapılmaktadır. Yıpranma hakkı çerçevesinde senelik prim gün sayısına ilave edilecek gün sayısı meslek gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre yıpranma hakkıyla senede 60 ila 90 gün ilave prim gün sayısı kazanılıyor. SSK emeklilik koşulları kapsamında belirlenmiş olan 15 senelik hizmet süresi dikkate alındığında 900 güne kadar çıkan bir erken emeklilik hakkı ortaya çıkıyor. Emeklilik yaşı düşürüldü. SGK tarafından yıpranma hakkı sınıflandırılmasına giren sigortalılar için belirlenmiş olan emeklilik yaşı şartı içinde indirim yapıldı. Bu düzenlemeyle beraber çok riskli grupta bulunan sigortalılar için emeklilik yaşı 2,5 yıl düşürüldü. Buna göre normal koşullarda emeklilik yaşı 52 olan sigortalının yeni emeklilik yaşı şartı 49,5 oldu. Yıpranma hakkında nasıl yararlanılır? Erken emeklilik hakkı tanıyan yıpranma hakkından faydalanabilmek için sigortalıların ek bir müracaatta bulunmalarına gerek bulunmuyor. Çok riskli olarak belirtilen meslek dallarında çalışan sigortalılar için SGK tarafından otomatik şekilde uygun olan meslek grubuna göre emekliliğine ilave edilecek gün sayısı hesaplanmaktadır. Buna göre SGK tarafından çok riskli meslek gruplarında çalışan kişilerin emekliliklerine en az 60 gün, en çok 90 gün olarak senelik bazda ekleme yapılıyor. Madencilik ve yeraltı işleri meslek grubunda çalışan sigortalılar için ise yıpranma hakkı kapsamında emekliliklerine ilave edilecek gün sayısı 180'dir. Böylelikle aşırı yıpranma ve yüksek risk teşkil eden meslek gruplarında erken emeklilik olanağı oluştu. Yıpranma payı nasıl hesaplanıyor? Örneğin yıpranma payı hakkına sahip bir meslek dallarında çalışanı çalıştıkları her sene için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa 12 ay çalışan bir personel 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre normalde her sene emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken fiili hizmet zammı kapsamındaki meslek dallarında her sene 360 güne ek olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani normal bir işte çalışanın emekliliğinde senede 360 gün dikkate alınırken fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ila 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı ne zaman verilecek? İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlara tanınan hak 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulaması yapılacak. Çalıştıkları her 360 gün karşılığında 60 gün ekleme yapılacak. Sağlık meslek grupları 45 başlık altında meslek kodu belirlendi. Ancak meslek kodu listesinde yer almayan ancak kanuna göre sağlık mesleği olduğu kabul gören meslek dalları için ise Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alındıktan sonra gerekli işlem yapılacak. Örneğin bir personelin
eczane kalfası olarak çalıştığını beyan eden eczacı, bu personelin eğitim sertifikası ya da kurs bitirme belgesini ekleyerek SGK'ya başvuracak. SGK onaylarsa bu kişinin sigorta bildirimleri, eczane hizmetleri teknikleri olarak yatırılacak. Sağlık meslek grubu sayılmakla beraber halen yüksek öğretim kanunu uyarınca görev yapanlarda insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla bundan yararlanabilecek. Askeri sağlık personeli askeri hastanelerde çalışırken Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen personelin durumuna da açıklık getirildi. Bu personelden aylıklarına 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununa göre almaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da olduğu gibi her 360 güne karşılık 90 gün elde edecekler. Aylıklarını 926 sayılı kanun kapsamında almayan personel ise diğer sağlık çalışanları gibi 360 güne karşılık 60 gün kazanacaklar. Ve ihtiyar pilotları için yıpranma hakkı, bu kapsamda orduda görev yaptıktan sonra özel havayolu firmalarına geçmiş olan pilotlar ayda en az 3 gün F-16'larla uçuş pratiği yaparak savaş durumunda görev yapmak üzere hazır tutulacak. Genelgeye göre emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlar hariç ihtiyar pilotları Türk Silahlı Kuvvetleri personeline uygulanan bu durumdan yararlanacaklar ve bu kapsamda görev yapmış oldukları sürelere 1/4 oranında eklenecek. Yıpranma payı olan meslek grupları hangileridir? Sunulan torba yasa ile sağlık çalışanlarına 60 günlük fiili hizmet süresi zammı uygulanması yapılacak. Diğer yıpranma payı olan meslek grupları ise şunlardır. Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün, cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün, civa üretimi işleri sanayisinde çalışanlar 90 gün, çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün, kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar 60 gün, alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün, demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün, döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün, asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ila 180 gün, madenlerin yer altında çalışanları 180 gün, radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif radyo iyonizan maddeler ile ya da bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynaklara yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar 90 gün, su altında çalışanlar 60 gün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, yedek subay, astsubay, profesyonel jandarma, profesyonel erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün, emniyet ve MİT mensupları 90 gün, İtfaiye ya da yangın söndürme işlerinde çalışanlar 60 gün, basın kartı yönetmeliğine göre çalışan gazeteciler 90 gün, TRT'de basın kartı yönetmeliğine göre çalışanlar 90 gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı üyeleriyle dışarıdan atananlar, bakanlar 90 gün fiili hizmet zammı alıyorlar. Bu konuda haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, saygılarımızla.